Vay benim dilimi kesip benim ağzıma. Sen hemen inkar et. Sermet bedeli oldu. Çok üzgünüm, bir şey oldu. Abicim sen böylesine bir lafı, böylesine hanımefendi bir kadına nasıl söylersin abicim ya? Ya abicim adettendir yani. Karşında bir bayan böyle anadan yürüyen cıbıl cıbıldak soyunsa... ...benle ilgili bir arzınız mı var falan denmez abi. Ne diyecek kadın? Ne diyecek yani? Ha, olur mu yanlış anladınız falan filan diyecek. Ne diyecek abi? Allah Allah ya. Ne bileyim ben ya. Müneccin şey mi yedim? Her konuda açıklar, bu konuda da açık olurlar diye düşündüm. Açık açık sordum. Yani evet deseydi diyecektim ki benden... ...ya benden sana yar olmaz. Benden bir cacık olmaz. Ben sana karşı boşum diyecektim. Ne yapsak, çiçek falan mı alsak ya? Yok abi ya, ne çiçeği, çiçekle falan sen kurtaramazsın hayatta. En azından mücevher alacaksın bir tane. Bir tane bilezik yaptıracağız, gerekirse taşlı falan. İçine de özür dilerim falan yazdıracaksın. Ya içine mektup yazılmış mücevher mi olur oğlum ya? Abicim, sen şimdi kendi sevdanı kapalı kutular içinde yaşadığın için senelerdir... ...hani böyle savaş bittikten sonra ormanda mahsur kalan... ...savaşın bittiğini anlamayan, sonra da gerçek hayatınınla arasında böyle... ...uyum travması yaşayan Japon askerlerine döndün sen yani. Sen bana taş kafalı Japon askeri mi diyorsun lan? Yok abi hani benim bahsettiğim Japon askeri tamamen... Atlandın mı oğlum sen? Abi ben Japon askerini o manada kullanmadım biliyorsun. Kes lan! Şey yapmamız lazım. Bu kızın beni affetmesi lazım. Şeyle bir denesek abi hani en azından. Bir mesaj falan yazsak. Hiç aklıma gelmemişti ya. Ya yemin ediyorum hiç aklıma gelmemişti. Hani çok zekice ya. Al. Al yaz. Kıymetli Deniz Hanım hanımefendi. Size karşı yaptığım dozoluktan dolayı... Ali abi, Narin Hanım geldi. Sermet abi dışarı istiyor. İçeri girmeyecekmiş. Şimdi kuyruklu bela geldi tabii. Aradı Deniz Hanım Narin Hanım'ı. Tam da gelecek dakikasını buldu ya. Yok, bitireceğim bu işi ben. Bu Narin meselesini bitireceğim. Bu sefer yaptın yaptın Ali. Hoş geldin Narin. İçeride konuşsaydık. Sermet ne yaptığını sanıyorsun sen? Şey... Ha? Şadiye'yi öyle gecenin bir vakti cezaevinden kaçırmalar falan. Ha o mu? Fena mı oldu yani? Ya ne demek fena mı oldu? Ya başınıza bir şey gelseydi? Ya yakalansaydınız? Hayatımızın sonuna kadar kurtaramayacaktık Şadiye'yi oradan. Olur mu canım öyle şey? Ben bütün güvenlik önlemlerini aldım. Bir sıkıntı yoktu. Güvenlik önlemlerini aldım ne demek? Manyaklık bu Sermet. Sen öyle hareket ediyorsun kimsenin hayatını, geleceğini falan düşünmeden. Ben Şadiye'nin hayatını düşündüğüm için zaten Zafer'le buluşturdum. Şadiye'nin geçmişinden gelen tek temiz şey Zafer. Eski hayatına dönmemesi için Zafer bizim sigortamız. Anladın mı? Ya bekleseydin, bekleseydin serbest kalınca buluştursaydın. Nasıl bir manyaklık bu? Nasıl bir akıl açılması ya? Sen bize iyilik falan etme Sermet, anladın mı? Etme. Yok arkadaş, ben bu kıza yarınamayacağım ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.